köylerinden geliyor, insanlar köylerinde, mahallelerinde kalıyor. Şimdi çok kıymetli müftümüz bir şey söyledi. Biz hep Diyanet Vakfı'na kurbanlarımızı bağışlardık. Ben bu sene bağışlamadım Diyanet Vakfı'na. O işimizi köyümüzde hallettik. Allah razı olsun. Diyanet Vakfı olarak hocam burada 140 kişi. Başkanlarımız, Meclisçilerimiz, gazilerimiz, kuvvetli basın mensupları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün mübarek dini bayramlarımızın Kurban Bayramı içerisindeyiz. Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde eda ediyoruz. Dolayısıyla ilçemizde de kurbanlar birinci gün kesildi, birinci gün ve ikinci gün yoğun kesildiği için sağ olsun kaymakamımızla bugün ikinci güne Araklı bayramlaşmamızı koyduk. Dolayısıyla Kurban Bayramımızın öncelikle İslam dünyasına, bizlere, ilçelerimize, ailelerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Tabii hakikaten zor günler geçirdik, pandemi dönemi geçirdik. Yine pandemiden sonra ilk defa yüz yüze bayramlaşmanın güzel idrak içerisindeyiz. Çok da güzel bayramımız oluyor. İlçemizde, ülkemizde, İslam dünyasında güzel bayramlaşmalar var. Dolayısıyla buradan bayramımızın ülkemize, halkımıza, İslam dünyasına huzurlar getirmesini, güzellikler getirmesini, barışlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve Cenab-ı Allah'ın bizleri nice bayramlara, Kurban Bayramlarına, nice Ramazan bayramlarını sağlıklı şekilde nasip etmesini Allah'ından diliyoruz. Tabi aramızda her bayram olanlar var, olamayanlar var, ahirete intikal edenler var. Aramızda olamayan başta şehitlerimize, bu ülke için canını, bu cennet vatanı için canını veren şehitlerimize buradan bayramımız vesilesiyle Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yine bayrama ulaşamayan bütün rahmeti rahmana kavuşan kardeşlerimize de buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara sağlık, sıhhat diliyoruz. Hastalarımıza da sağlıklar, sıhhatlar diliyoruz. Hepimizin ve ülkemizin İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı kutlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeker tadında bir Kurban Bayramı geliyor. Teşekkür ederim. Gel, aklına bir şöyle bir şey. Bayramımız mübarek olsun. Şuraya gel. Bayramımız mübarek olsun. Evet, aynı bayramımız mübarek olsun. Başarılar diliyoruz görevimize. Bayramımız mübarek olsun. İçerik ve sizlerimizi tebrik ediyoruz. Gel içeri. Bayram konusunda. Bayramımız mübarek olsun. İçeri geçin arkadaşlar. Hadi içeri geçin. Kekoya geçti mi? Giremezsin. Ben de bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. İlk defa Araklı'da. Böyle konuşurken şu karakamın yanına. Şu arkadaşlar şu karakamın yanında bir resim verin. Müdürüm gel. Yok yok. Müdürüm dayı. Hayır hayır. Hayır. Komutanım. Komutanım buyurun. Komutanım buyurun. Bayramımız mübarek olsun. Başkanım selam. Hayırdır, bayramımız mübarek olsun. Güzel efendim. Zafer geliriz. Güzel sayın. Güzel sayın. Komutan gelsin. Komutan beraber. Evet. Sen de benim resimden işim yok. Tamamdır. Nöbetteki zabıt ekibimizi kaybetmemizden. Tamammış. Başkanım ilk defa böyle bir durum oldu. İlk defa zabıta ve itfaiye ziyaret ediyoruz. Sayın Kaymakam konuyla ilgili düşünceleriniz nedir? Yok ilk defa değil. Yani ben protokol olarak ilk defa gördüm. Bir gazeteci olarak burada. Covid'den dolayı yapmadığımız bir şeydi. Şimdi Covid'den de çok şükür kurtulduğumuz için bundan sonra bizim bayramlarda sürekli devam eden 5 tane kurumumuz var. Kim bunlar? İtfaiye, zabıta, sağlık, emniyet ve jandarmamız. Bunları zaten biz bayramlarda ziyaret ediyoruz. Çok şükür
Covid'i de atlattık. Bundan sonra bayramlar aracılık da devam eder. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ekibimize, komiserimize çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bayramlarını tebrik ediyoruz. Amirim sessiz. Evet, teşekkür ediyorum. Biz de bugün bayramlaşmamızın ikinci gününde Sayın Kaymakamımız ve Alaklımızın çok kıymetli protokolüyle beraber, emniyetiyle, jandarmasıyla, gazilerle, muhtarlarıyla beraber nöbetli olan arkadaşlarımızı, bayram 10 gün boyunca nöbetli olan arkadaşlarımız, kaymakamımıza saydığı gibi, jandarmamız, polisimiz, emniyetimiz, civayemiz, zabıtamız, bütün arkadaşlarımız bizler de yerinde kendilerini bayramlaşarak görevlerine başarılar diliyoruz. Ve bütün katılımcı Alaklı ekibimize teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar. Şöyle lambanızı yakın arkadaşlar. Erkan siz şöyle buyurun. Dolayısıyla biz de belediyemizin altında itfaiyemiz tabii önemli bir kurum olduğu için yerlerini tahsis etmişiz. Ama büyükşehirimizin bir çalışması var. Yeni hem fiziki anlamda hem de bina anlamında güzel bir çalışması var. İnşallah arabalarımız yeniledik. Arabalarımız hepsi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zoroğlu. Teşekkür ediyorum. Arabalarımız yeniledik. Daha da güzel arabalarımız gelecek. Yani itfaiye hızlı şekilde müdahale etme konusunda. Yer ve fiziki olarak da yeni bina yapma çalışmaları sürüyor. İnşallah yakında yapılacak. Evet, kaymakamımızı buyuracağız. Tekrardan bayramımızı tebrik ediyorum. Çalışan kurumlarımızdan birisiniz. Allah'ın kolaylık versin. Bu dönemde de zaten bayram yoğunluğu da ayrı bir neşe, şenlik kattı ilçemize. Allah'tan kolaylık diliyoruz. Tekrardan bayramımızı sağlık. Kaymakamımızla bayramımızın ikinci günü, birinci gün kurbanlar kesildiği için ikinci günü bayramlaşma törenimizi müftülük binamızda gerçekleştirdik. Katılımla beraber bütün bürokrasi ve Alaklımızın eşrafıyla gerçekleştirdik ve nöbetli olan 10 günlük ilçenin nöbetli olan arkadaşlarımız, polis, jandarma, emniyet, trafik, efendim zabıtamız, itfaiyemiz, bunlar önemli kurumları da arkadaşlarımızın nöbetli arkadaşlarımız gelip bayramlaşma için buradayız. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Güzel, eksiksiz görevler yapıyorlar. Allah'ıma yar ve yardımcılar olsun diyoruz ve güzel mübarek bayramımızın da İslam dünyasında bizleri, ilçemizi, halkımıza güzellikler getirmesin. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz ve herkesin bayramı mübarek olsun diyoruz. Başkanım, ben buraya gideceğim somut olarak Arak halkına. Bu konuda müthiş bize bir mesaj yağmuru var. Örnek buradan itfaiye çıkarken 2 dakika, 3 dakika geçebiliyor. Yani bu yangında çok önemli. Ya bu konuda bir somut adım olacak mı? Yani itfaiye devamlı burada mı duracak? Yani yangında bir örnek diyelim 2 kilometre yukarıda bir yangın varsa buradan araç 5 dakikada çıkıyor. Trafik varsa. Bu konuda bir yani gerçekten Trabzon Büyükşehir'in özellikle burada bir çalışması var mıdır? Yoksa Araklı'yı avutuyorlar mı? Ben bu konuda çok ısrarcı olacağım. Öyle bir kelimeyi kabul etmiyoruz. Araklı Trabzon'umuzun 3. büyük ilçesinde bir tanesidir. Dolayısıyla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun Araklı'mıza büyük yatırımlara bak. Dolayısıyla itibariyle az önce söyledim. Fiziki anlamda yeni bina yapılması için çalışmaları başladı. Plan proje çalışmaları başladı. Dolayısıyla yani bizim belediyemize ait binamızda da biz kendileri burada yeri tahsis etmişiz. Olmak da zorunda. İtibari önemli kullanım tanesi. Araçlarımızın hepsini Büyükşehir Belediye Başkanımız yeniledi. Daha da yeni arabalarda gönderecek inşallah. Yani sıkıntı yok. İtibari yetişme konusunda. Tabii ilçemizin trafik konusunda bayramdan dolayı yoğunlaşması neticesinde ufak gelişmeler oluyor. Onu da diğer alternatif yollarla arkadaşlarımız çözüyorlar. Yani yangına anında yetiştiğimizi söyleyebilirim. Bütün itfaiye, Trabzon Büyükşehir'in itfaiyesi gerçekten benim iddialı söylüyorum. Bütün yangınlara fedakar arkadaşlarımız anında yetişiyorlar. Yani gecikme diye bir söz konusu yoktur. Bunu kabul ediyoruz. Başkanım peki bu konuda ne zaman bir gelişme olacak? Çalışmalar başlamış. Az önce söyledim. Fiziki çalışmaları yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız yeni bir ay yapma çalışmaları ve proje çalışmaları başlamıştır. Teşekkür ederiz. Gözümüzde unutun bir bayram daha yok burada.
Araklı Kaymakamı Kürşat Karaca, Araklı Belediye Başkanı. Tamam. Sol! Sol! Sarışı benim, bayramı mübarek olsun. Tamam. 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 Çünkü on numaralı. Adamım, bayram mübarek olsun. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanım. Daire amirlerimiz. Basınımızın değerli mensupları. Kurban Bayramı'nda kutlamalar çerçevesinde teşkilatımızı, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü teşkilatımızı ziyaret ettiğimiz için teşkilatım adına şükranlarımı sunarım. Güzel birlik beraberliğin en güzel örneği olan bu bayram gününe arkadaşlarımıza, görev başındaki arkadaşlarımıza moral, motivasyon, destek sağlayacak destekleriniz, ziyaretleriniz, güzel dilekleriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız görevinin başında şu an için ilçemizde bayram süresince ciddi bir yaşadığımız güvenlik anlamında olumsuzluğumuz yok. Huzur ve güven içerisinde geçiyor bayramımız. Arkadaşlarımız bir ihbar, bir olay olması durumunda da en kısa sürede, en seri şekilde olayı intikal edip en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Tekrar bu vesileyle bayramımızı istiyoruz. Kurban Çavuş Hakan Keskinoğlu, sağ ol. Çavuş Kemal Soru. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol bayramlar. Kurban Çavuş Şemceyla. Kurban Çavuş Sezai Çetin. Sağ ol. Uzman Çavuş Adem Aksoy. Sol. Uzman Çavuş Adem Kurban. Sol. Uzman Çavuş Sevim Karakaya. Sol. Sağ. Uzman Çavuş Sadık Kurup. Sol. Adem Çavuş Kemal İnce. Sol. Uzman Çavuş Seyfettin Rüzgar. Uzman Çavuş Nazım Yıldız. Sol. Uzman Çavuş Sercan Bayram. Uzman Çavuş Mustafa İstermezli. Sol. Uzman Çavuş Hüsret Yiğit. Uzman Çavuş Mustafa Üstün. Uzman Çavuş Mustafa Üstün. Uzman Çavuş Hemşehir.